Değerli arkadaşlarım merhabalar. Şimdi fikir akımlarıyla karşınızdayım. Hemen dersimize başlayalım. Önemli bir konu bu da. Fikir akımları Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmak amacıyla ortaya çıkmış fikirlerdi. Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmak amacıyla ortaya atılan fikir akımları nedir? Unutmuyoruz bunları arkadaşlar. Osmanlıcılık. Osmanlıcılığın diğer bir adı İttihad-ı Anasır. Anasır unsurlar, ittihat bir araya getirme, unsurları bir araya getirme. Yani azınlıkları, Müslümanları bir araya getirme, onların devletten kopmasını engelleme. İslamcılık yani diğer bir ifadeyle ümmetçilik, Türkçülük diğer bir ifadeyle Turancılık, Batıcılık ve Adem'e merkeziyetçilik. Arkadaşlar o zaman Osmanlı'da çıkan fikir akımları 5 tane ama ilk 4 tanesi çok önemlidir. İlk üçünde sıra kullanır. Sırasıyla nedir? 1 Osmanlıcılık, 2 İslamcılık, 3 Türkçülük. 3 sırayı unutmuyorsunuz. Yani Osmanlı'da ortaya çıkan ilk fikir akımı da Osmanlıcılık kabul edilir. Batıcılık fikri diye bir fikir daha sonradır. Ha, batıllaşma dediğimiz şey ise bizde Lale Devri ile başlar. İkisi birbirinden farklı şeylerdir. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Birinci bilgimizi öğrendik. Tamam mı? İkincisi şu. Tanzimat ve ıslahat fermanları ile kanun esasının ilanında etkili olan fikir akımı hangisidir? Arkadaşlar tanzimatta, ıslahatta, kanun esaside temelde Osmanlı'daki farklı unsurları bir arada tutma anlayışına sahiptir. Yani azınlıkların isyanını engelleme, devletin parçalanmasını engelleme, devletten toprak kopmaları engelleme amacıyla özellikle milliyetçilik akımının etkilerini yok etme amacıyla ilan edilmiştir. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, kanun esasının ortak mantığı budur. Bu üç olayda da etkili olan fikir akımı arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Osmanlıcılıktır. Yani ittihadı ana asırdır. Tanzimat ve ıslahat fermanlarında Osmanlıcılık vardır. Kanun esası da Osmanlıcılıkla birlikte Osmanlıcılık akımını savunan aydınlar da vardır. Biz bu aydınlara ne diyoruz? Genç Osmanlılar. Tamam mı? Genç Osmanlıların etkisiyle yapılan şey kanun esası. Ama Tanzimat ve Islahat'ta henüz Genç Osmanlılar diye örgütlü bir yapı yoktu. Genç Osmanlılar Osmanlı Devleti'ne çıkan ilk aydın cemiyetidir arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Osmanlıcık akımının savunucuları kimdir? Bu tarz soru da çıkar. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıcık akımının savunucularından değildir der. Ben savunucularını yazayım. Arkadaşlar Namık Kemal, Ali Suavi, hatırlayın bu Ali Suavi, bu Çırağan baskını yapmıştı, anlatmıştım geçen derste. Mithat Paşa, bu meşrutiyetin ilanında etkili olandı. Mithat Paşa, hatta Abdülhamit'in ilk sadrazamıydı meşrutiyetin ilanı ile birlikte. Şinasi, Ziya Paşa, unutmuyoruz bu isimleri ve Mısırlı aydın Mustafa Fazıl Paşa. Bunlar Osmanlıcılık akımını savunanlar, aydınlar bunlar ki genellikle bunların bir kısmı sürgüne gönderilmiş, yurt dışında gazeteler, dergiler çıkarmış ki en ünlülerinden Mizancı Murat çıkaracaktır onu arkadaşlar. Ama sonuçta bunlar Osmanlı'daki ilk aydın cemiyet olan Genç Osmanlıları kuran örgüt kendilerine Jön Türkler olarak da tarif etmişlerdir. Osmanlıcılık akımının genel özellikleri nedir? Bakın ne kullanacaksınız burada? Osmanlıcılıkta temel anlayış Osmanlı birliği yani Osmanlı'daki ulusları bir arada tutma. Bu Müslim de olsa gayrimüslim de olsa fark etmez. Osmanlı'dan parçalanmayı engelleme. Bu Yunanistan'da olsa Trablusgarp'ta olsa fark etmez arkadaşlar. Önemli olan o birlikteliği sağlama. Osmanlı vatandaşlığı ruhunu ortaya çıkarma. Müslim ile gayrimüslim arasındaki farklılığı giderme. Herkese eşit haklar verme. Özgürlüğü sağlama. Demokrasinin temel ilkelerini devlete kabul ettirme. Temel mantığı budur. O zaman insanlara bir takım haklar vererek ne yapmaya çalışıyor? Devletin parçalanmasını engellemeye ve farklı unsurları bir arada tutmaya çalışıyor. O zaman biz Osmanlıcılık fikir akımının temel esprisinde neyi kullanıyoruz? Eşitliği kullanıyoruz ve milliyetçilik anlayışının etkilerini yok etmeyi kullanıyoruz. Yani neyi korumaya çalışıyoruz? Osmanlı'nın imparator yapısını
koruma, yani çok uluslu yapısını korumaya çalışıyoruz. Farklı unsurları bir arada tutmaya çalışıyoruz. Osmanlı vatandaşları ruhunu ön plana çıkarıyoruz. Hangi toprakların elden çıkması Osmanlıca katılımını zayıflatır arkadaşlar? Bir kere bakın, Müslüm ve gayrimüslimi bir arada tutmak dedim ya. O halde şöyle düşünün arkadaşlar. 1878'den itibaren elden çıkan topraklara bakalım. Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, değil mi, Balkan Savaşları. Ondan sonra devamı o arada Trablusgarp Savaşı'yla. Arkadaşlar o zaman 1878'den sonra, yani Kanun Esasının ilanından sonra Osmanlı elinden çıkan her toprak Osmanlıcık akımını zayıflatmıştır. Böyle bakacaksınız olayı. Özellikle hangi toprakların elden çıkması? Balkanların. Çünkü amaç Balkanları elde tutmaktı. En büyük amaç. O zaman Sırbistan, Karadağ, Romanya, o Berlin Antlaşması, Bulgaristan, 2. Meşrutiyet'in ilan süreci, Batı Trakya, Makedonya topraklarının elden çıkması Osmanlıcılığı zayıflatmıştır ki zaten Osmanlıcılığı bitiren olay Balkan Savaşları'yla artık Osmanlı Balkanlardan atılması olacaktır. Geliyorum şuna. İslamcılık akımının temel özellikleri nedir? İslamcılık akımının temel özelliği arkadaşlar dini birlikteliktir. Yani İslam dünyasını bir arada toplamaktır. Ve kimin etrafında toplamaktır? Halifenin. Peki bunu savunan halifemiz kimdir? Aynı zamanda Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit'tir. O zaman 2. Abdülhamit döneminin en önemli fikir akımı nedir? İslamcılık. Unutmuyoruz. Peki İslamcılık akımını savun... Ha bu arada İslamcılığı savunmanın diğer bir yönü de şudur. Arkadaşlar Müslümanların büyük bir çoğunluğu sömürge altındadır. Ya İngiltere'nin sömürgesinde ya da Fransa'nın sömürgesinde. 2. Abdülhamit bu sömürge altında yaşayan uluslara bağımsızlığını kazandırmak istemiştir. Bağımsız yapmak istemiştir onları. Ulus devlet anlamında değil, sömürge altında olmama anlamında arkadaşlar. Bu da önemli. O yüzden Osmanlı'nın halifelik makamını kullanması Avrupalı devletlerin Osmanlı'yı parçalamayı daha fazla düşünmesine sebep olmuştur. İslamcılık akımının savunucuları kim? Yazalım teker teker. 2. Abdülhamit. Artı, hemen şöyle diyeyim. Artı deyince karışmasın orada. Arkadaşlar Said Halim Paşa. Said Halim Paşa. Ahmet Hamdi Akseki. Ahmet Hamdi Akseki. Arkadaşlar Cemalettin Afgani. C. Afgani diyeyim. Afgani. Ve en önemlisi 2. Abdülhamit ve ondan sonra en önemlisi Mehmet Akif Ersoy. Tamam, bu isimleri unutmuyorsunuz. Bunlar İslamcılık akımını savunanlar. Peki İslamcılık akımını savunan basın yayın organları ne? İki tane sayacağım. Arkadaşlar Sebilür Reşat. Sebilür. Bitişik yazayım. Reşat ve Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim. Bunu da bitişik yazıyorum. Arkadaşlar Sırat-ı Müstakim ve Sebilür Reşat dergileri, hemen şu kalemimi düzelteyim, dergileri İslamcılık akımını savunmuş ve Mehmet Akif Ersoy bu dergilerde başyazarlık yapmış. İslamcılık akımını zayıflatan temel faktör nedir? Arkadaşlar Arap ihaneti. Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların Osmanlı'ya karşı İngilizleri desteklemesi, ayrıca İslam topraklarının Osmanlı'dan kopması bu akımı zayıflatmıştır. Fikir akımlarından hangileri Mustafa Kemal'i fikri olarak geliştirmiştir? Arkadaşlar, Osmanlıcılık, Türkçülük, Osmanlıcılık, halkçılık anlamında, Türkçülük, milliyetçilik anlamında ve Batıcılık. Batıcılık ise inkılapçılık anlamında Mustafa Kemal Atatürk'ü fikri olarak geliştirmiştir. Ama İslamcılık hiçbir etki yapmamıştır, olumlu olarak söylüyoruz. Türkçülük akımının temel özellikleri nedir? Arkadaşlar Türkçülük akımının temel özellikleri şu. Osmanlıcılığı uyguladık olmadı. İslamcılığı uyguladık olmadı. Geriye artık Türk Birliği kaldı. Yani bu akımı savunan İttihat ve Terakki'dir. İttihat Terakki'nin lider kadrosudur. Özellikle Enver Paşa. Arkadaşlar ve Türk Birliği'ni savunmuştur. Türk Birliği'ni savunuyor bunlar. Sadece Türk Birliği'ni savunmuyor. Dilde ve tarihte ulusallaşmayı savunuyor. Sadece dil ve tarihte ulusallaşmayı savunmuyor. Aynı zamanda bağımsız, şuraya resim gelecek, şuraya yazayım. Bağımsız bir ekonomik politikayı istiyor.
Yani artık burjuvazi bir Türk oluşturmak istiyorlar. Beyaz Türk oluşturmak istiyorlar. Çünkü artık ne var o günlerde Osmanlı ekonomisi Avrupalıların eline geçmiş. O yüzden hem Türk birliğini savunacak, hem Türk tarihini, Türk dilini ön plana çıkaracak, hem de bağımsız bir ekonomik yapı ortaya çıkaracak. Ne yapacak yani? Kapitülasyonları kaldıracak. Akımın temel özellikleri bunlar. Peki kim savunuyor bunu? Ziya Gökalp. Arkadaşlar, Ziya Gökalp bu akımın fikir babalarındandır. Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak, Türkçülüğün esasları. Arkadaşlar, Yusuf Akçura bu da Türkçülük akımının fikir babalarındandır arkadaşlar. Üç Tarzı Siyaset adlı eseri vardır. Burada söylüyorum, siz onu not alın. Üç Tarzı Siyaset adlı eseri vardır. Mısır'daki Türk gazetesinde yayınlanmış makaleleri. Bu Türkçülüğün manifestosu olarak kabul edilir. Arkadaşlar, Mehmet Emin Yurdakul çok ünlü Türkçü şairlerimizdendir. Slash çekeyim şöyle. Zeki Velidi Togan. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyetlerden, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti, Orta Asya'dan Türkiye'ye gelmiş. Yusuf Akçura da öyle. Arkadaşlar, İsmail Gaspıralı. İsmail, ki Zeki Velidi Togan basmacı harekatının liderlerindendi. İsmail Gaspıralı Kırım Türkü. Gaspıralı. Arkadaşlar, Türkçülüğün öncülerinden. Mehmet Emin Resulzade. Mehmet Emin Resulzade de 1918'de kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı. Bunlar Türkçülük akımının savunucuları, unutmuyoruz. Türkçülük akımı doğrusunda yapılan işler ne? Arkadaşlar, birincisi Türk Ocakları kuruldu. Türk Ocakları. İki, Türk Yurdu dergisi çıkarıldı 1911-1912. Hep Mehmet Emin Yurdakul vardır burada. Arkadaşlar, devam ediyorum. Birinci Dünya Savaşı'na girerken kapitülasyonlar kaldırıldı. Bak, çok önemli, bağımsız ekonomik model. Arkadaşlar, Teşviki Sanayi Kanunu çıkarıldı ki Atatürk'ten önce İttihat Terakki çıkarmıştı bunu. İtibarı Milli Bankası kuruldu ki bu ileride İş Bankası ile birleşecek arkadaşlar. Gümrük vergileri artırıldı. Niye? Yerli sermayeyi güçlendirmek, yerli malını canlandırmak amacıyla bu doğrultuda. Arkadaşlar, yabancı şirketlerde Türk işçilerin belli oranda çalıştırılması zorunlu hale getirildi. O zaman Türkçülük akımı sadece bunlar değil. Ama bunlar da çok önemli. Doğru mu? Çok çok önemli. Yani her türlü bir gelişim. Türkçülük akımının önem kaybetmesinin nedeni nedir? Arkadaşlar, burada genellikle şunu söylüyoruz. Kafkas cephesi. Kafkas cephesinde o hava şartlarından dolayı Sarıkamış faciası yaşanınca bu akımda önemini kaybetmiştir diyoruz. Batılılık akımının temel özellikleri nedir? Batılılaşma. Batıdaki bilimsel teknik gelişmeleri Osmanlı'ya taşıma. Bunu zaten biliyoruz. Savunucuları kim? Arkadaşlar, savunucuları Celal Nuri, İleri Gazetesi'nin sahibi. Arkadaşlar, Tevfik Fikret. Önemli batıcılardan, ki Atatürk inkılapçılık ruhunu Tevfik Fikret'ten aldım der. Arkadaşları ve Abdullah Cevdet. Bunlar ünlü batıcılık akımının savunucularıdır. Batıcılık akımı Atatürk'ü hangi alanda etkilemiştir? Demin söyledim. İnkılapçılık alanında etkilemiştir. Adem'in merkeziyet nedir? Arkadaşlar, Prens Sabahattin'in savunduğu teşebbüsü şahsi fikri, federatif devlet anlayışı, yerinden yönetim, merkezden yönetim değil, yerinden yönetim anlayışıdır. Adem hiçliktir, merkez bildiğiniz merkez. Adem'in merkeziyetçilik, merkezin hiçliği, merkezden yönetim olmayacak, yerinden yönetim, yani federatif anlayışı savunuyor. Fikir akımları deyince aklımıza bunlar gelecek, unutmayacağız arkadaşlar.